de başlamadan önce resim alalım. Zonguldaklıyım kendim. Gebze'de ikamet etmekteyim. 8 yıldır çocuğuma nafaka ödemekteyim. Ve 10 yıldır çocuğumu görememekteyim. Her görmeye gittiğimde kadın başka illere gidiyor, eski eşim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımı sesleniyorum buradan. Bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Tek nedenimiz, tek mağduriyetlerimiz bunlardır. Çocuğuma şu anda 250 lira nafaka ödemekteyim. Bundan 4 yıl önce iş sebebiyle ödeyemedim. İşsiz kaldım. 4 yılda nafakayı ödeyemiyorum. Şu anda 10 milyar nafaka borcum var. Bu yüzden her icraya verdiklerinde işimden oluyorum. İşten atılıyorum. Biz nafaka mağduru olarak buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu yasanın bizlere karşı düzelmesini istiyoruz. Çocuklarım şu anda 11 yaşında kızım, öbür kızım da 6 yaşında. Çocuklarıma her nafaka ödediğimde herhangi bir ihtiyaçları karşılanmıyor. Her ödediğimde nafakayı kadın kendisine harcamakta ve nafakayı ödediklerimde kadın yardımlar alıyor kendisi ve babasının ölüm maaşını almakta, ayrı zamanda benden nafaka almakta. Fakat biz asgari ücretle geçinen bir insanız. Şu anda kendim evliyim başkasıyla. Sonuçta yani ben de bir insana bakmakla hükümlüyüm. İki tane evladım var. Çocuklarını görebiliyor musun? Şu anda göremiyorum. 10 yıldır. 10 yıldır da göremiyorum çocuklarımı. Peki neden böyle bir şeye giriştin sen de? Ben de sonuçta nafaka mağduru olarak Mustafa kardeşimi gördüm televizyonlarda kendisini. Ben de Mustafa kardeşimle bu mağduriyetim için Mustafa kardeşime katılmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kabul etti. Teşekkür ederim kendisine de. Biz buradan gerekli yürüyüşümüzü gerçekleştirmek için Ankara'ya gidiyoruz. Bu sesimizi Cumhurbaşkanımız bizi duymasını istiyoruz. Daha önce de olduğu gibi yaklaşık 580 kilometrelik Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyüşüm olmuştu. 8 ilde konaklayarak 9 günde Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna gittim. Ama görüşemedim. Önce 23 Nisan bayrak töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki konuşmasına katıldım. Daha sonra Taksim Camii açılışına katıldım. En sonunda da kule açılışı vardı. Kule açılışında da katıldım ama orada görüşemedim. Sırılsıklam, ıslandım, biraz hasta oldum ama Allah'a şükür olsun kalbim çalıştığı sürece davama devam ediyorum. Şimdi Kastamonu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle sesim duyulur. Bir mağduriyetim var. Haksız bir davanın mağduriyetini yaşıyorum şu anda. Onunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gidiyorum. Mağduriyetim, bir günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 lira nafaka ödüyorum 4 yıldır. Hatta bir aydır yollardaydım. Kendi avukatları şu anda beni aramamışlardı. Düne kadar yeniden arandım. Kendi lehine yine benden para istiyor. TV'lerde kurtaramaz diyerek bana hem tahrik sözlü hem de tehdit ediyorlar. Ve benden kapma icra göndereceğini söylüyor tekrardan. Ve şahsına benden de para istiyor. Hala daha bu olay devam ediyor ama bir aydır niye beni arayamadı? Çünkü basını zaten duyulmuş, onlar da duymuşlar. Yani medya aracılığıyla haber oldu. Onlar da duymuşlar ve o arada arayamadılar beni. Ben Kastamonu'ya geldiğimde tekrar aramaya başladılar. Beni rahatsız ediyorlar. Şimdi mağduriyetim hala devam ediyor. Bu yüzden yine bu sefer Kastamonu'nun Ankara'ya geldim. Ve haberlerde zaten gündem olmuştu.
arkadaşımız var şu anda yanımda. O da haberlerde izleyerek görmüştü. Onun da bir mağduriyeti var. O da bana katıldı. Allah'a şükür olsun yalnız değiliz. Şimdi Ankara yolculuğuma başlıyorum bugünden itibaren. İnşallah pazartesi gününe kadar Ankara'ya ulaşırım. Gerekli birimlere, gerekli her yere başvuracağım, görüşeceğim Allah'ın izniyle. Mağduriyetimin giderilmesi adına yolumuza, yürüyüşümüze devam edeceğim. Benim gibi bir sürü mağdur insanları gördüm. Daha önce de dediğim gibi Kastamonu'nun İstanbul'a yürüdüğümde bir sürü Karabük'ten sonra insanların yollara döküldüğünü gördüm. Mağdur olanları gördüm. Yani bu duydukça vicdanım el vermedi. Bir sürü insanlar var benim gibi mağdur olan. Polisimiz olsun, jandarmamız olsun bir sürü. Onların içinde de var mağdur insanlar. İnşallah Rabbim hayırlı eylesin bu yolumuzu.